Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Birinci yazılılar geldi arkadaşlar. Birinci dönemin birinci yazılılarını çalışıyoruz. Tabii ki bu arada Tonguç Akademi sizin yanınızda olmaya devam ediyor. Şimdi kimya için harika bir çalışma hazırladık arkadaşlar. Kimyada neler karşımıza çıkabilir, neler üzerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun üzerine hep birlikte bir çalışma yapacağız. Peki... İçeriğimizde neler var? 10. sınıf, 1. dönem, 1. kimya yazılısında karşımıza neler çıkacak ve biz çalışmalarımızda şu an nelere yer vereceğiz arkadaşlar? Öncelikle öğrenci notları üzerinden konuşacağız. Bak bu çalışmayı dikkatli bir şekilde dinler ve ödevlendirmelerimizi tam yaparsak 100 almamız içten bile değil arkadaşlar. Öğrenci notları olacak. Yani çalışırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Hangi noktalar çok önemli? Bunları vurgulayarak gideceğiz. Hap bilgiler vereceğiz. Yani çok klasik, çok nokta atışı bilgilerle biz aslında gelen soruları bütün istisnalarıyla birlikte karşımıza almış olacağız. Açık uçlu ve klasik sorular olacak. Yani karşımıza aslında yazılıda çıkabilecek bütün soru tiplerini de bu şekilde karşımıza almış olacağız. Ve bunları hep birlikte çözüyor olacağız. Hangi bakış açısına sahip olmamız bize yarar sağlayacak. Bunları konuşuyor olacağız. Ve MEB ortak sınav provası arkadaşlar, burada Milli Eğitim Bakanlığı biliyorsunuz bazı sorular yayınladı. Bakın buna benzer sorular karşımıza gelecek diye. Biz de ona çok benzer farklı soruları hep birlikte şu anda çözüyor olacağız. Peki nelere dikkat edeceğiz tabii ki arkadaşlar? Hani bu sınavdan, bu çalışmadan sonrasında bize bazı görevler düşüyor. Burada 10. sınıf 1. dönem için yazılı notlar arkadaşlar çok değerli olacak. Ve tabii ki de Dinamo Kimya Soru Bankamız arkadaşlar temel kaynaklarımızdan biriydi. Ödevlendirmelerimizi yaptık zaten, burada çok iyi çalışmalar yaptık, bütün soruları çözdük. Peki şu anda bizim için ne gelecek arkadaşlar? Unutmayın, Dinamo Kimya kitabının hemen ünite sonunda yazılı soruları var. Yazılı tipinde soruların bulunduğu bir test karşımıza çıkıyor. Bu testteki soruları da çözmeye çok özen gösterin. Zaten az sonra dersimizin içerisinde çözeceğimiz sorular aslında sınavda çıkacak sorulara benzer nitelikte olacak. Belki de karşımıza çok benzer, belki de aynı sorular çıkacak. Ama burası da yine bir o kadar değerli olacak. Buradan da yine sınav sorusu yakalama ihtimalimiz oldukça yüksektir arkadaşlar. Gelelim yazılı notlarına. Bu yazılı notları kaynağımızda arkadaşlar sadece kimya değil, bütün dersler yer alıyor. Bütün derslerle ilgili önemli bilgiler, en önemli bilgiler yer alıyor. Ve kitabın küçüklüğü açısından da hani her yerde otobüste giderken bile çok önemli bilgileri kapabileceğimiz, yazılı öncesinde belki de birkaç puan fazla almamızı sağlayacak önemli bilgilere ulaşacağız. Peki bunu nasıl aktive haline getireceğiz? Aktiviteyle ilgili, bunu aktif hale getirmeyle ilgili videomuzu hemen bir izleyelim bakalım. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazılı notları kitabımızdan MEB ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TASS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazılı notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TASS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEB ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmağaza.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılılarda başarılar. O zaman haydi başlayalım. Neler var arkadaşlar? Sorularda karşımıza çıkacak konu başlıklarımız nelerdi? Şöyle bir değerlendirme alalım. Zaten ilk üniteyi bile bitiremedik. Daha oldukça geniş bir ünite vardı karşımızda. Kimyanın temel kanunları ve kimyasal hesaplamalar adı altında. Biz burada nereye kadar geldik peki okullarımızda? Kimyanın temel kanunlarını bitirdik. Mol kavramını tamamen bitirdik arkadaşlar. Mol kavramından sonra da bağıl ve gerçek atom kütlesi, izotop atomlar ve ortalama atom kütlesi ve mol kavramı ile ilgili hesaplamalar kısmını tamamladık. Dolayısıyla da karşımıza sorular bu başlıklar altında gelecek. Hemen mesela ilk örnekle gidelim arkadaşlar. Konulara çalışırken, soruları çözerken ihtiyaç duyduğumuz önemli bilgileri de tekrar ediyor olacağız bu dersin içerisinde. Şimdi ilk sorumuz bize demiş ki 40'ar gram X ve Y maddelerinin tepkimesinde 20 gram Z ve M gramda T maddesi oluşurken 10 gram Y maddesi artan olarak kalmaktaymış. Buna göre oluşan T kütlesi kaçtır? Arkadaşlar bize bariz bir şekilde kütlenin korunumu kanunu ile ilgili bir soru gelmiş. Ne biliyorduk peki kütlenin korunumu kanunu soruları karşımıza geldiği zaman? Diyorduk ki harcanan maddelerin kütlesi miktarı
oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorunda. Yani aslında işin özetinde madde vardan yok edilemez, yoktan da var edilemez. Toplam kütle fiziksel ve kimyasal bütün tepkimelerde korunmak zorunda. O zaman böyle bir soru karşımıza geldiği zaman ne yapacağız? Her zaman için tabii ki tepkimenin denklemini bir karşımıza almamıza fayda olacak. X ile Y tepkimeye giriyormuş, Z ve T oluşuyormuş. Öyle değil mi? Bize açıkladığı bilgiler bunlar. Şimdi X ve Y'den harcanan miktarları Z ve T'den oluşan miktarları eşitleyeceğiz. Bizim için önemli olan nokta o. Bize demiş ki başlangıç esnasında X ve Y'den her birinden 40'ar gram var. Bak Z ve T'den tabii ki başlangıçta hiç yok. Çünkü onlar oluşacaklar, daha ürün pozisyonundalar. Şimdi demiş ki bu tepkime süresince 20 gram Z oluşuyormuş. Bak Z'den oluşan kütle 20 gram. T'den oluşan kütle ne kadarmış? Bu da M grammış. X ve Y'ye geldiğimiz zaman da Y'den 10 gram artan madde oluyormuş arkadaşlar. Y'den 10 gram artan olabilmesi için demek ki Y'den 30 gram harcanması gerekiyormuş. Öyle değil mi? X'ten artan maddeden bahsetmediğine göre demek ki X'in bu 40 gramının tamamını harcamışız. Yani işin sonunda X tamamen bitmiş, Y'den 10 gram artan kalmış. Şimdi kütlenin korunumu bize ne diyordu? Diyordu ki harcanan maddelerin toplam kütlesi oluşan maddelerin toplam kütlesine eşit olmak zorundadır. Dolayısıyla 40 ve 30'un toplamı 20 ve M'nin toplamına eşit olmak zorunda. Dolayısıyla M değeri buradan 50 gram olarak karşımıza çıkacak. Oldukça basit sorular karşımıza geliyor kütlenin korunumu kanunuyla alakalı. Bir diğer soru tipimize geçecek olursak. Bize demiş ki X2, Y3 bileşiğinin kütlece %30'u X elementinden oluşmaktadır. Arkadaşlar basit bir şekilde karşımıza ve bariz bir şekilde sabit oranlarla ilgili bir bilgi vermiş. Öyle değil mi? Yani bize burada kütlece yüzde verebilir ya da doğrudan MX bölü MY diyebilir. Veya işte bileşiğin 3/5'i X elementinden oluşmaktadır diyebilir. Herhangi bir şekilde bir oran ifadesi kullanıyorsa burada aslında bize kazandırmak istediği bilgi MX bölü MY değerini buldurmaktır arkadaşlar. Yani bu bileşiğin yapısında X ve Y elementlerinin kütleleri arasındaki oranı bulmamız gerekiyor. Şimdi eğer %30'u X diyorsa bak burada çok önemli bir bilgi kullanacağız. Diyeceğiz ki eğer bunun 30'u X ise 100 gramının geri kalan 70 gramının Y olması gerekiyor. Dolayısıyla X ve Y kütleleri arasındaki oranın 3/7 olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bize ne demiş? X ve Y elementlerinin atom kütleleri arasındaki oran. Bak burada da çok önemli bir noktaya gideceğiz. X ve Y'nin kütleleri arasındaki oran bu ama bu bileşin yapısında 2 tane X, 3 tane Y var. Dolayısıyla aslında bu 3/7 dediğimiz oran 2 tane X ile 3 tane Y'nin arasındaki orandır. Dolayısıyla da biz bunu gidip 3/7'ye eşitleyebiliriz. Bizden istediği bilgi neydi? X atom kütlesinin Y atom kütlesine olan oranını bulmaktı. Yani X ve Y'yi burada yalnız bırakmamız gerekiyor. O zaman 3 yukarıya çarpı olarak gelecek. Dolayısıyla 9 bulacağız. 2 de aşağıya çarpı olarak gelecek. Ve burayı da 14 bulacağız. X ve Y atom kütleleri arasındaki oran 9/14'tür diyeceğiz. İkinciye geçtiğimiz zaman X 3 Y 5 bileşiği diyor. Arkadaşlar bak burası da çok önemli. Bize burada verdiği bileşikle eğer sorunun içerisinde istediği bileşik birbirinden farklıysa formül olarak burada demek ki katlı oranlardan bahsetmemiz gerekiyor. Ve katlı oran sorularını çözmek için her zaman bu X ve Y arasındaki yani elementler arasındaki atom kütleleri oranını bilmek bizim işimize yarayacak. Şimdi bunu nasıl değerlendireceğiz? Bak bizden MX bölü MY değerini istiyor ya. Şimdi bu bileşikteki MX bölü MY'yi hesaplarken diyeceğiz ki bu 3 tane X'in 5 tane Y'ye olan oranıdır. Çünkü buradaki yani X2, Y3 bileşiğini yorumlarken 2X'in 3 Y'ye oranını bulmuştuk. Bu defa da o zaman 3 tane X'in 5 tane Y'ye olan oranını bulacağız. X ve Y'nin kütleleri arasındaki oranı zaten biliyorduk. Dolayısıyla yapmamız gereken tek şey yerine yazmak. Yani 3 × 9/5 × 14 bize buradaki eşitliğin cevabını verecektir. Ki 3 × 9'dan 27, 5 × 14'ten de 70 gelecek. Ve bizim cevabımız tam da bu olacak. Bir diğer soruya geçecek olursak. Yine tabii ki kimyanın temel kanunlarıyla alakalı bir soru var karşımızda. Bize X2Y bileşiği vermiş ve buradaki bileşik kütlesinin 7/12'sini X elementi oluşturmaktadır diyor. Bak bu bilgiler isterse kütlece yüzde olarak versin, isterse bu şekilde oran versin. Bizi aslında temelde MX bölü MY yani kütleler arasındaki oranı buldurmaya yönelik bir bilgidir arkadaşlar. Dolayısıyla diyeceğiz ki 12 gramlık bileşiğin 7 gramın X oluşturmaktadır değil mi? Bize bunu söylüyor.
O zaman 7 gramını X oluşturuyorsa geriye kalan 5 gramını da Y oluşturmaktadır. MX bölü Y, MY değeri 7 bölü 5'tir. Biz ilk soruda demiş ki 35'er gram X ve Y elementleri kullanılarak en fazla kaç gram X 2 Y bileşiği elde edilir? Bak iki bileşik de birbiriyle aynı değil mi? Formüller aynıysa arkadaşlar herhangi bir şekilde katlı oran kullanmamıza gerek kalmayacak. Doğrudan şu oran üzerinden yorum yapacağız. Ve bu tarz soruları yani aynı bileşik üzerindeki oranını bildiğimiz bileşik sorularını yorumlarken her zaman şöyle bir tablo oluşturmak bizim işimize yarar. MX ve MY'nin MX2Y bileşiğini oluştururkenki durumunu değerlendirecek olursak. Bak şu oran bize diyor ki 7 gram X 5 gram Y ile tepkimeye girdiği zaman toplam olarak 12 gram bileşik elde etmemizi sağlar, öyle değil mi? Bize demiş ki her ikisinden de başlangıçta 35 gram alırsam. Şimdi burada arkadaşlar bir maddenin artmasını bekliyoruz. İkisinden eşit kütlede alıp da eşit oranda eşit miktarda harcamasını tabii ki bekleyemeyiz. Çünkü 7 ve 5 gibi bir oranımız var, öyle değil mi? Bak bu tarz bir durumda şunu yapıyoruz. Hangisi biter bunu belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi 35 gram X'in 35'ini de kullanırsam yani 7'nin 5 katını kullanırsam 5'in 5 katı kadar yani 25 gramlık bir Y kullanmam yeterli olacak. Tam tersi olsaydı 35 gram Y'nin tamamını bitirecek olsaydım bak 5'in 7 katı olduğu için 7'nin 7 katı yani 49 gram X'e ihtiyacım olacaktı ama elimde öyle bir kütle yok. Dolayısıyla burada bitecek olan demek ki X olmalıymış. 35 gram X kullanırken ne dedik bak bunun 5 katı o zaman bunun 5 katı kadar da Y kullanacağım. Yani 25 gram Y kullanmam gerekecek. Dolayısıyla 35'e 25 kullandığım zaman da toplamları kadar yani 60 gram bileşik elde etmem gerekiyor. Veya şu oranda bize aynı şeyi verecektir tabii ki 12'nin 5 katı kadar da bileşik elde ederiz. Bu durumda yani bunun son durumunda ne olacak? Demek ki X tamamen bitmiştir. Y'den de 10 gram artan madde kalmıştır. Burada artan maddeyi de soruyor olabilirdi bize. Ama sorumuzun cevabı nedir? Tabii ki X2Y bileşiğinin elde edilen kütlesini sorduğu için 60 gram bizim cevabımız olacak arkadaşlar. Asla şu yanılgıya düşmüyoruz. İkisinden de 35 gram varsa kütlenin korunumu kanunu gereği 70 gram oluşması gerekir. Bu hataya düşmüyoruz arkadaşlar. Çünkü belli oranlarda oluşması gerekiyor. Bu tepkime de artan bir madde miktarının elimizde kalması gerekiyor. Şimdi ikinci tarafa geçecek olursak diyor ki eşit kütlede X ve Y elementleri kullanılarak 68 gram XY bileşiği elde edersek. Bak burada şuna çok dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bizden istediği bileşik bu defa XY bileşiği. Başta verdiği bileşik X2Y bileşiğiydi. Dolayısıyla bunun kendi bileşik içerisindeki sabit oranını bulmam gerekiyor. Bu durumda ne yapıyorduk peki? Az önceki soruda da aslında benzer bir işlem yaptık. Dedik ki biz X2Y bileşiğinin oranını biliyoruz. Yani aslında İki tane X'in bir tane Y'ye olan oranını biliyoruz. O 7 bölü 5'miş. Buna göre X bölü Y oranını buradan bulabiliriz ki X bölü Y oranını bulduğum zaman aslında X'ye bileşiğindeki oranı bulmuş olacağım. Dolayısıyla burası 7 bölü 10 olarak karşımıza gelecek. Bak şu tabloyu aynen oluşturacak olursak. MX var elimde, MY var ama bu defa elde ettiğim bileşik XY bileşiği. Dolayısıyla tabloya yazacağım değerler de farklılık gösterecek. Yeni tablom diyor ki 7 gram X kullandığımız zaman 10 gram Y kullanmam gerekecek. Dolayısıyla da toplamları kadar yani 17 gram bileşik elde etmiş olacağım. Peki elde edeceğim bileşik 68 gramsa. Şimdi bu 4 katı olduğuna göre. Şimdi 68 gram bileşik elde etmek için bunun 4 katı kadar yani 40 gram Y kullanmam gerekiyor. 7'nin 4 katı kadar yani 28 gramda X kullanmam gerekiyor. Bu bileşiğin yapısındaki element kütleleri bunlarmış. Peki soru başlangıç olarak bana ne dedi? X ve Y'den başlangıçta eşit kütlede alarak ben bu işlemi yaptıysam. Şimdi birinden 40 diğerinden 28 gram kullanıyorsam ve başlangıçta bunların kütleleri eşitse bu ne demek oluyor? Demek ki başlangıçta her ikisinden de 40 gram almışım. Burada Y tükenmiş, X'ten de artan madde kalmış. 40 gramla başlamışım ve 28 gramını kullanmışım. Dolayısıyla aradaki fark kadar yani 12 gram kadar X artan madde olarak elimde kalacaktır. Böyle bir tepkimeyi gerçekleştirmek için. Haydi bakalım bir diğer soruyu arkadaşlar. Bu grafikler bak katlı oranlar kanunu sorularının en klasik soru tipidir diyebiliriz. İlla ki karşımıza böyle bir soru da çıkacaktır. Şimdi nasıl çözüyoruz? Bakış açımız ne olacak peki? Katlı oranlar kanunun temelinde ne vardı?
aynı elementlerden oluşan iki farklı bileşik vardı. Bu bileşiklerin aralarındaki aslında bir element kütlesini sabit tuttuğumuz zaman diğer element kütleleri arasındaki oran bizi katlı orana götürüyordu. Şimdi az önceki sorularda yaptığımız aslında mantığı aynen uygulayacağız. Sadece grafik üzerinden yorumlayarak devam edeceğiz. Peki ne demiş bize? X ve elementlerinden oluştuğu bilinen iki farklı bileşik varmış elimizde. Bunlardan X kütlesinin bileşik kütlesine yani toplam kütleye olan oranını aslında değişimini veren bir grafik varmış karşımızda. Birinci bileşiğin formülünü X, Y, 2 olarak vermiş bize. Buna göre ikinci bileşiğin formülünü siz bulun diyor. Arkadaşlar hemen şunu yapıyoruz bak. Bizim formülünü bildiğimiz bileşik birinci bileşik öyle değil mi? Birinci bileşikle ilgili neyi biliyoruz? Biz buradaki mx bölü my değerini bulmak istiyorsam yani x'in y'ye olan oranını kütleler arasındaki oranını bulmak istiyorsam bileşiğin formülü x, y, 2 olduğuna göre demek ki bu bir tane x'in iki tane y'ye olan oranı olacak öyle değil mi? Bak ilk bileşik yani formülünü bildiğimiz bileşik bize her zaman için x ve y atom kütleleri arasındaki orana götürmeli ki diğeriyle ilgili yorum yapabilirim. Şimdi x bölü 2'ye hemen grafikte bu durumu okuyalım bakalım. Birinci bileşikte 3 gram x varken toplam 4 gram bileşik elde ediyormuşuz. Demek ki 3 gram x varsa sadece 1 gram y olmalıymış öyle değil mi? Bu bizi nereye götürecek dedik? X bölü y oranına götürecek arkadaşlar. Sadece 2'yi karşıya çarpı olarak attığımız zaman bunlar arasındaki oranın 6 bölü 1 olduğunu yakalamış olduk. Bak bu bilgiyi alacağız. İkinci bileşik için kullanacağız. Şimdi ikinci bileşikten bahsedersek burada da bileşiğin formülünü bilmiyoruz. Zaten bizden bulmamızı istiyor. Ama x ve y'den oluşması gerektiğini bildiğimize göre x, a, y, b bileşiği olduğunu varsayalım. Tamam mı? Biz buradaki a ve b oranlarını bulduğumuz zaman aslında bileşiğin formülünü bulmuş olacağız. Şimdi burada nasıl bir yorum yapacağız? Diyeceğiz ki eğer bu bileşikteki mx bölü my oranını bulmak istiyorsak yapmamız gereken a tane x'in b tane y'ye olan oranını bulmaktır. Öyle değil mi? Tıpkı burada yaptığımız gibi. Şimdi x ve y arasındaki oranı zaten biliyoruz. Dolayısıyla x yerine 6 yazarsak 6a pay kısmında kalacak. Y yerine de 1 yazarsak pay da kısmında da b kalacak. Ve buradaki oranı yine grafikten okuyacağız. Şimdi bu oranda diyor ki 4 gram x kullandığım zaman bileşiğin kütlesi 5 oluyormuş. Yani oran 4 gram x'e karşılık 1 gram y gelerek elde edilecekmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bizim yapmamız gereken tek şey buradaki a bölü b oranını bulmaktı. Yani 6'yı karşıya bölüm kısmına atacağız. 4 bölü 6 en sade haliyle de 2 bölü 3'e eşit olacak değil mi? Biz zaten a ve b'yi bildiğimiz zaman bileşiğin formülü kendiliğinden geliyor. X 2 y 3 bizim bileşiğimizin formülüymüş demek oluyor arkadaşlar. Bu tarz sorular çok sıklıkla karşımıza çıkacak. Burada arkadaşlar en önemli hani hata yapmaktan bizi uzaklaştıracak nokta şu grafik verildiği zaman grafikteki verilere çok dikkat etmek olacak. Bak bu x ile bileşik kütlesini vermiş. Belki x ve y'yi verebilirdi ya da y'ye x verebilirdi. Ya da bileşik kütlesini buraya yazıp buraya y kütlesi verebilirdi. Hangi değişkenleri kullandığına çok dikkat edip ona göre verileri yerine yazmamızda fayda olacak. Hemen bir diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Karşımızda artık tabii ki mol kavramı var. Mol kavramı ile ilgili çalışmalarımızı şimdi bir hayata geçirmemiz gerekiyor. Şimdi ilk sorumuz demiş ki Avogadro sayısı kadar atom içeren N2O3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Arkadaşlar bakın mol kavramı sorularını çözmek istiyorsak aslında neredeyse bütün sorular basit oran orantı hesapları üzerinden gidecek. Burada bilmemiz gereken tabii ki çok önemli bilgiler var. Nedir? İşte Avogadro sayısının NL sembolüyle gösterilip 6,02 çarpı 10 üzeri 23 olması bilgisi çok önemli. Bak, bu hep cebimizde olması gerekiyor ki sorularda yamulmayalım arkadaşlar. NA tane demenin yani bu kadar taneciğin aslında 1 mole denk geldiğini biliyor olmamız çok önemli arkadaşlar. Gram ve atomik kütle birimi arasında bir geçiş sorusu gelirse karşımıza gramın Avogadro sayısı ile atomik kütle biriminin çarpımına eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. İkisi de kütle birimi olarak karşımıza bu şekilde çıkacak. Ve NA dediğimiz sayı da aslında tabii ki bir sayıdan ibaret olduğu için herhangi bir birime sahip olmuyor. Bunun dışında arkadaşlar eğer normal koşullar ya da NŞA diyorsa ve gazlardan bahsediyorsa 1 mol gazın hacminin 22,4 litre olduğu bilgisi çok önemli olacak. Bak bu bilgileri cebimize koyarsak bütün sorularda basit oran orantı hesapları yapıp soruları çözebiliriz. Şimdi bize demiş ki Avogadro sayısı kadar atom içeren N2O3 bileşiği var. Kaç mol moleküldür? Şimdi ilk oran orantımızı hemen bir oluşturalım.
Bak bileşiğin formülüne bakıyoruz. 2 tane azot, 3 tane oksijen var değil mi? Bu ne demek oluyor? Bunun 1 molü yani 1 mol N2O3 bileşiğini aldığımız zaman toplamda 5 mol atom içermesi gerekecek, öyle değil mi? Buna göre bana verdiği soru Avogadro sayısı kadar atom içeren. Şimdi Avogadro sayısı zaten 1 mol demekti. Yani 1 mol atom içeren bir bileşik kaç moldür? Kendisinin mol sayısı kaçtır? İlk oran orantımız bu olacak. 5'te 1'ini almamız gerektiğine göre 1'in 5'te 1'i yani 0.2 mol molekül olduğunu buradan hesaplamış olacağız. İkinci soru diyor ki kaç gramdır? Arkadaşlar kütle ile ilgili bir soru geldiği zaman hemen şu parantez bizim yolumuzu gösterecek. Onu kullanarak çözüm yapacağız. Şimdi nasıl kullanacağız peki? N2O3 bileşiğinden bahsettiğimize göre. Şimdi diyor ki bize 2 tane azot var, her birinin kütlesi 14. Artı 3 tane oksijen var, her birinin kütlesi 16. Şimdi bunların tamamının toplamını aldığın zaman bu sana bileşiğin mol kütlesini verecek. Buradan da tabii ki karşımıza kaç gelecek arkadaşlar? 28 buradan, 48 buradan toplayacağız ve 76 olarak bulacağız. Bak bu bilgiyi şöyle değerlendireceğiz. Eğer atom kütlesini mol kütlesini bulduysak bu bileşiğin 1 molünün 76 gram olduğu anlamına gelir. Bir tanesinin de 76 AKB olduğu anlamına gelir. Buradan da sorular sorar. Şimdi biz 0.2 mol olduğunu biliyoruz ya. O zaman diyeceğiz ki eğer bunun 1 molü 76 gramsa bizim elimizdeki 0.2 mol kaç gramdır diyeceğiz. Ve tabii ki burada yapmamız gereken sadece 0.2 ile 76'yı çarpmak olacak. Oradan da 15,2 gram olduğunu hemen hesaplamış olacağız. Bir sonraki de diyor ki kaç gram oksijen içerir? Şimdi yapıya baktığımız zaman 3 tane oksijen var her bir molekülün içerisinde değil mi? O zaman diyeceğiz ki bunun 1 molü 3 mol oksijen içerdiğine göre ve bizim elimizde 0.2 mol bileşik olduğuna göre kaç mol oksijen içerir? Yani öncelikle bir oksijenin kaç mol olduğunu bulalım ki oradan oksijen kütlesine ilerleyebilelim. Dolayısıyla 3 çarpı 0.2'den 0.6 mol oksijen atomunun var olduğunu buradan hesaplamış olduk toplamda. Sonra ikinci oran orantımıza geçiyoruz. Şimdi oksijenin atom kütlesinin 16 olduğunu biliyorduk değil mi? 1 mol oksijen 16 gram kütlesine sahipse bizim elimizdeki bu 0.6 mol kaç gram kütlesine sahip olacaktır? Bunun cevabını bulmamız da zaten soruyu çözmemiz demek olacak aslında. 0.6 çarpı 16'dan 9.6 gram oksijenin elimizde var olduğunu böylece hesaplamış olacağız. Tabii ki mol kavramı ile ilgili daha fazla soru karşımıza gelecek ve biz de tabii ki burada çözmeye devam edeceğiz. Ama sıradaki sorumuz arkadaşlar ortalama atom kütlesi ile alakalı. Şimdi burada ortalama atom kütlesi gibi bir değere neden ihtiyaç duyuyoruz? Tabii ki izotop kavramı burada devreye giriyor arkadaşlar. Çünkü farklı atomların aynı elemente ait farklı atomların farklı kütleleri olabiliyor. Çünkü nötron sayıları değişkenlik gösterebiliyor, öyle değil mi? Şimdi biz bunları periyodik sisteme yazacağımız bir kütle değerini elde edebilmemiz için doğada bulunan bütün izotopların kütlesini değerlendirmemiz ve belli bir ortalamaya sahip olmamız gerekiyor. Ancak burada kullanacağımız ortalama değer doğrudan atom kütleleri arasındaki aritmetik ortalama değil. Burada ağırlıklı bir ortalamaya ihtiyaç duyacağız. Yani doğada hangisinden daha fazla varsa ona daha yakın bir değer bulmamız gerekecek. İşte burada da şöyle bir değer karşımıza çıkıyordu. Eğer ortalama atom kütlesi hesaplamak istiyorsak bir atomun, bir elementin doğadaki bütün izotopları için tek tek şunu yapacağız. Atom kütlesi çarpı yüzdesi. Bu birinci izotop olsun mesela. İkinci izotopun kütlesi çarpı onun doğada bulunma yüzdesi. Böyle kaç tane izotop varsa hepsinin yüzdesi ve kütlesini çarparak topladıktan sonra yüze bölersek biz ortalama atom kütlesine ulaşıyoruz. O zaman bize demiş ki bir X elementin doğada bulunan 3 izotopunun kütle numaraları 24, 25 ve 26'ymış. Ve bunların doğada bulunma yüzdeleri de 50, 25 ve 25 şeklindeymiş. Buna göre hemen denklemde yerine yazacağız arkadaşlar. Birinci izotopun kütlesi 24'tü, doğada bulunma yüzdesi 50'ymiş. Artı diyeceğiz. İkinci izotopun kütlesi 25, doğada bulunma yüzdesi de 25. Artı üçüncü izotopun kütlesi 26, doğada bulunma yüzdesi o da 25. Şimdi bütün izotopları yazdık ve yüzdelerin toplamı da zaten 100'ü bulduğuna göre bunu 100'e böldüğümüz anda biz aslında bu elementin ortalama atom kütlesini hesaplamış olacağız. Ve buradan da tabii ki 24,5 gibi bir değere ulaşacağız. Demek ki bu elementin ortalama atom kütlesi yani periyodik sistemde aslında yazmamız gereken kütlesi 24,5'miş anlayacağız. Bir diğer sorumuza geçecek olursak arkadaşlar.
Sorumuz bize demiş ki bağlı atom kütleleri sırasıyla 16 ve 32 olan. Yani parantez içerisinde şunu yazmamış da oksijen 16, gükürt 32'dir dememiş de bu şekilde bir veri olarak sunmuş, aynı anlamı ifade edecek. Bunlar arasında oluşan SO3 bileşiği ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bak, sorulara hiç geçmeden bunları gördüğüm anda şunu yapmam gerekiyor. SO3 bileşiğinin, yani kükürt trioksit bileşiğinin önce bir molekül kütlesini bulmam gerekiyor. Şimdi 32 kükürtten gelecekti. 3 tane de oksijen var. 3 çarpı 16 da oradan gelecek ve 80 olarak bulacağım. Bak, bu bilgi bana neyi veriyor? Demek ki eğer 1 mol kükürt trioksit bileşiğinden bahsediyorsam bunun kütlesi 80 gramdır. Eğer 1 taneden bahsediyorsa bu da 80 AKB'dir. Ve AKB ile gram arasında bir geçiş yapmak istiyorsak da 1 gramın Avogadro sayısı kadar AKB'ye eşit olduğunu bilmemiz gerekiyor. Bak, bunları kullandıktan sonra bütün soruları çözeriz arkadaşlar. Ne demiş bize? 2 tane SO3 bileşiği kaç gramdır? Hemen şuna gideceğiz arkadaşlar. Tane dediğine göre tanenin karşılığı AKB olmalıydı değil mi? Önceliğin bu olacak. Şimdi bunun bir tanesinin 80 AKB olduğunu zaten az önce hesapladık. Buna göre 2 tanesi kaç AKB'dir? Önce bir bunu bulalım. Yani atomik kütle birimi karşılığını önce bir bulalım. 2 çarpı 80'den 160 AKB olduğunu hesaplamış olduk. Ama soru benden kaç gramdır bunu bulmamı istiyor. Eğer bir maddenin kütlesini AKB cinsinden biliyorsam onu grama çevirmek için sadece Avogadro sayısına bölmem yeterli olacak. Demek ki bu 160 bölü ena grama eşit olacak arkadaşlar. Birinci sorumuzun cevabı bu. Yani herhangi bir soruda bize tane verip grama gitmemizi istiyorsa bulduğumuz cevabı Avogadro sayısına bölmemiz yeterli olacak. İkinci soru bunun tam tersini yapmış. 3 mol SO3 bileşiği kaç AKB'dir demiş. Bak, mol vermiş, AKB cinsinden karşılık istiyor. Bu defa ne yapacağız peki? Bunun 1 molünün 80 gram olduğunu biliyorduk, öyle değil mi? Mol cinsinden verilen bir maddenin kütle karşılığının gram olmasını bekleriz. Dolayısıyla da eğer 3 mol olsaydı kütlesi kaç olurdu? Hemen bunu bir hesaplayalım. 3 çarpı 80'den 240 gram olduğunu bulduk arkadaşlar. Ama soru bizden AKB istiyordu. Dolayısıyla yapmamız gereken nedir? Eğer gram cinsinden kütlesini bildiğimiz bir maddeyi AKB'ye çevirmek istiyorsak bu kütle değerini Avogadro sayısıyla çarpmamız yeterli olacak. Demek ki kütlemiz 240 çarpı Na AKB'dir. 3'e geçecek olursak 40 gram SO3 bileşiği kaç tane oksijen atomu içerir? Şimdi aslında burada biraz daha tersten gitmemiz isteniyor. Kütle vermiş, buradan mole gitmemiz ve tanecik sayısını ilerlememiz gerekecek. Şimdi neyi biliyorduk biz? Bunun 1 molünün 80 gram olduğunu biliyorduk, öyle değil mi? Bulduğumuz veri buydu. Bu defa demiş ki 40 gramından bahsediyorsak bunun mol sayısı kaç olur o zaman? Hemen yarısı olduğunu gördüğümüz için diyeceğiz ki 0.5 mol. Elimizde 0.5 mol SO3 bileşiği varmış, öyle değil mi? Ama soru bizden arkadaşlar oksijen atomu sayısını istiyor. Dolayısıyla diyeceğiz ki bunun 1 molünde 3 mol oksijen atomu var. Şimdi gördüğümüz bu. Buna göre 0.5 molünde kaç mol oksijen atomu vardır deriz. Öncelikle oksijenin bir mol sayısını buluruz. O zaman 3 çarpı 0.5'ten 1.5 mol olduğunu hesaplarız oksijen atomunun. Ama soru bizden tanesini bulmamızı istiyor arkadaşlar. Molü taneye çevirmek istiyorsak da Avogadro sayısıyla çarpmamız yeterli olacak. Yani 1.5 çarpı Na tane oksijen atomu vardır elimizde. Veya Na yerine 6,02 çarpı 10 üzeri 23 yazarsak da 9,03 çarpi 10 üzeri 23 tane olduğunu yine hesaplayabiliriz. Her ikisi de doğru cevap olarak karşımıza çıkar. Bir diğer soruya gelecek olursak. Eşit sayıda hidrojen atomu içeren C2H4 ve C3H8 gazları ile oluşturulan gaz karışımı demiş. Arkadaşlar böyle bir soruyla karşılaşırsak, yani bir karışımdan bahsederse, bizim ilk yapacağımız şey bunların mol sayıları arasında bir ilişki yakalamak olmalı. Ve bunu görüyoruz ki eşit sayıda hidrojen atomu içeriyor. Şimdi diyeceğiz ki C2H4'te 4 hidrojen var, C3H8'de 8 hidrojen var, öyle değil mi? O zaman ben eğer bundan N mol var dersem, bundan 2N mol olmalı ki toplamda 8N, burada da 8N eşit miktarda hidrojene sahip olabilirim. Şimdi mol sayıları ile ilgili güzel bir oran yakaladık. Ardından gaz karışımının 6,72 litre hacim kapladığını söylüyor. Bak, bunu da hemen oran orantıya gidiyoruz. Gene 1 mol gazın türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kapladığını biliyorduk. Ne eşya dediği için. Bize verdiği hacim nedir peki?
6,72 litre. İşte bunun aslında mol sayısını bulduğumuz zaman gerekli bütün bilgiye ulaşmış olacağız. Bu eğer 3 katını alsaydık 67,2 olacaktı. Demek ki 1 virgül kaydığına göre 0,3 mol gaz varmış bizim elimizde. Mol sayıları arasındaki ilişkiyi de biliyordum. 2N artı N yani toplam 3N 0,3'e eşit olduğuna göre demek ki N 0,1'miş arkadaşlar. Bu ne demek oluyor? Bizim elimizde 0,2 mol C2H4, 0,1 mol de C3H8 gazı varmış. Şimdi bu bilgileri elde ettiğimize göre artık sorular gelsin karşımıza. Bize demiş ki gaz karışımı toplam kaç gramdır? Şimdi bizim elimizde ne var arkadaşlar? Bir C2H4 var ki bunun kütlesi 2 çarpı 12 karbondan gelecek. 4 çarpı 1 hidrojenden gelecek ve 28 olarak karşımıza çıkacak değil mi? 1 molü 28 grammış. O zaman ben bunun kütlesini bulmak istiyorsam mol kütlesiyle mol sayısını çarpmam yeterli olacak. Yani 28 ile 0,2'yi çarptığım zaman aslında bu karışımdaki C2H4 kütlesini bulmuş olacağım. Dolayısıyla 5,6 gram elimde C2H4 var. Aynı şeyi C3H8 için yapalım arkadaşlar. C3H8'in mol kütlesini bulmak istiyorsak 3 çarpı 12 karbondan gelecek, 8 çarpı 1 de hidrojenden gelecek ve 44 olacak diyebiliriz. Şimdi bu 1 molün 44 gram olduğunu gösteriyor bize. O zaman ben bu 44'ü alıp 0,1 ile yani mol sayısıyla çarparsam da ben elimdeki C3H8'in kütlesini bulmuş olurum. Şimdi elimde 5,6 gram C2H4 var. 4,4 gram da C3H8 var. Bunların toplam kütlesi de ne olacak? Tabii ki 10 gram olacak. Elimde toplam 10 gramlık bir karışım varmış. İkinci soruda diyor ki karışım toplam kaç gram karbon içermektedir? O zaman her birinin içerdiği karbonu ayrı ayrı bulmam gerekecek. Şimdi öncelikle bir toplam karbon mol sayısına gidelim. Şimdi bizim elimizde C2H4 var ve 0,2 mol olduğunu bulmuştuk değil mi? 0,2 çarpı 2'den 0,4 mol karbon bunun yapısında var. 0,1 çarpı 3'ten 0,3 mol de bunun yapısında var. Dolayısıyla toplam 0,7 mol karbon var. Şimdi karbonun mol sayısını bulduk. Şunu da biliyoruz. 1 mol karbon 12 gram gibi bir kütleye sahiptir. Buna göre bizim elimizdeki 0,7 mol karbon kaç gramdır dediğimiz zaman soruyu bitirmiş olacağız arkadaşlar. Yani 0,7 çarpı 12'den 8,4 gram karbona sahip olduğumuzu hemen hesaplamış olalım. Gelelim MEB'in örnek yazılı sorularına arkadaşlar. Ona benzer soruları biz de hazırladık. Muhtemelen de kendi yazılarımızda yine buna benzer sorularla karşılaşacağız. Şimdi MEB'in soru cümlesinde ne vardı? 22 gram C3H8 bileşiğinin kaç mol atom içerdiğini işlem basamaklarını göstererek bulunuz arkadaşlar. Yazılılar değerlendirilirken, puanlandırmalar yapılırken işlem basamakları da bizden görülmek karşımıza çıkması istenecek. Yani ben bunu kafadan yaptım, işte benim cevabım dediğin zaman puan kaybedeceksin. O yüzden her adımını tek tek öğretmenine gösterdiğinden emin olman da fayda var arkadaşlar. Şimdi nasıl bir ilerleme sağlayacağız? Yine tabii ki mol kavramı ile ilgili bir soru var karşımızda. C3H8 bileşiğinden bahsetmiş. Gördüğümüz anda hemen şunu yapacağız arkadaşlar. Bak bileşiği vermiş, kütlesini vermiş. O zaman mol kütlesini bir bul. Kesin. Başka çaresi yok. 3 çarpı 12 artı 8 çarpı 1'den 44 olarak bulacağız. Bak bu ne demekti arkadaşlar? 1 mol C3H8 44 gram kütlesine sahiptir demek oluyordu. Öyle değil mi? İlk adımımız bu. Buna göre 22 gramı kaç moldür? Dolayısıyla 22 gram kaç moldür? Bunu oran orantı haline getirebiliriz. Şimdi dolayısıyla yarısı olduğuna göre bunun da yarısı olacak. Bizim elimizde 0,5 mol C3H8 olduğunu hesaplamış olduk. Bak ilk önemli adımları burada hallettik zaten. Ardından da bize diyor ki kaç mol atom içerir? Şimdi bunun için yeni bir oran orantıya ihtiyacımız var. Bileşiğin formülü C3H8 ya. Diyeceğiz ki bunun 1 molü 11 mol atom içerir. Nereden bulduk bu 11'i? 3 tane karbon, 8 tane hidrojen var. Demek ki toplamda 11 mol atom var yapısında. Ama bizim elimizde 0,5 mol bileşik vardı. O zaman bunun içerdiği atom sayısını bulurken de böyle bir onar orantıya ihtiyacım olacak. 11 çarpı 0,5'ten 5,5 mol atom içerdiğini hesaplamış olacağım. Ve sorudan 10 puanımı kapacağım. Geçelim bir diğer MEB örnek yazılı sorusuna arkadaşlar. Şimdi bir de hacimden benzer bir soru karşımıza gelebilir. Demiş ki normal koşullarda 11,2 litre hacim kaplayan C3H8 gazının yine içerdiği mol atom sayısını belirt diyor. Gene işlem basamaklarını bize göster diyor. Arkadaşlar bizim buradaki
NK'yı ya da NŞA'yı gördüğümüz zaman hemen yazmamız gereken bilgi şu. 1 mol gaz türü ne olursa olsun 22,4 litre hacim kaplar, öyle değil mi? Bize ne vermiş? 11,2 litre hacim kaplayan C3H8 gazıdır demiş. O zaman sadece şu oran orantıyı çözdüğüm anda ben aslında elimdeki maddenin mol sayısını bulmuş olacağım. Yarısı olduğuna göre elimde 0,5 mol C3H8 varmış. İkinci adım az önceki soruyla aynı oldu bakın. Az önce ne demiştik? 1 mol C3H8 11 mol atom içermektedir, öyle değil mi? Çünkü 3 karbon 8 tane de hidrojen var. Bizim elimizde 0,5 mol molekül olduğuna göre bunun mol atom sayısı kaçtır deriz ve yine basit bir oran orantıyla bunun yine 5,5 mol olduğunu hesaplarız ve bir 10 puan daha kapmış oluruz. Tabii ki yazılıda karşımıza arkadaşlar çoktan seçmeli sorular da gelebilir. Bunlara bakış açımız ne olacak? Bir de burada da kendimizi geliştirelim. İlk sorumuz demiş ki mesela 11 gram C3H8 gazı ile ilgili. Bak hemen kütle vermiş, bileşiğin formülü var. Anında burada da atom kütleleri var. Hiç sorunun devamını bile okumaya gerek yok. Gideceğim diyeceğim ki C3H8'in mol kütlesini bir hesaplamalıyım. Az önce de hesapladık zaten, bunu 44 olarak buluyorduk, öyle değil mi? Bu bizi mol sayısına götürecek. Ne diyorduk peki? Bunun 1 molü 44 gram olduğuna göre bizim elimizdeki bu 11 gramın kendisi kaç mol olmalıdır? Tabii ki 4'te 1 olduğuna göre demek ki elimizde 0,25 mol C3H8 gazı vardır. Şimdi birinci öncül demiş ki NŞA'da 6,72 litre hacim kaplar. Bak birinci öncül için hemen işlemimizi yapalım. Hacim diyorsa ve NŞA'yı ya da NK'yı görüyorsak buradaki yorumumuz hemen şuydu. 1 molü 22,4 litre hacim kaplıyor, hele bir de gaz dediğini biliyorsak. 1 mol buysa ve bizim elimizdeki mol sayısı da 0,25 ise bunun hacmi kaçtır, yapmamız gereken işlem sadece bu kadar olacak. 0,25 çarpı 22,4'ten bunun 5,6 litre olduğunu bulacağız. Yani birinci öncülümüz yanlışmış, 6,72 değilmiş. İkinci öncül diyor ki içerdiği karbon kütlesi hidrojen kütlesinin 9/2 katıdır. Bak bunu cevaplamak için buraya bile ihtiyacımız yok. Aslında karbon kütlesi ile hidrojen kütlesi arasındaki oranı soruyorsa Mc bölü MH'i sormuştur, öyle değil mi? Kütleci yüzde birleşme oranı bu sonuç itibariyle. Dolayısıyla karbonun kütlesi 3 tane karbon var ve her birinin kütlesi 12. Hidrojenin kütlesi arkadaşlar 8 tane hidrojen var ve her birinin kütlesi 1. Yapmamız gereken sadece bu oranı bulmak olacak arkadaşlar. Bu da tabii ki 9/2 olacak. Yani ikinci öncülümüz doğrudur diyeceğiz. Geçelim üçüncü öncülümüze. Toplam 2,75 mol atom içermektedir. Burada nasıl bir yorum yapıyorduk? Bileşiğin formülüne gidip bakıyoruz hemen. Bu bileşiğin formülüne göre bunun 1 molü 11 mol atom içeriyor dedik arkadaşlar. Buna göre elimizdeki 0,25 mol kaç mol atom içerir deriz? Yapmamız gereken 11 ile 0,25'i çarpmak, yani 2,75 cevabına ulaşmaktır. Demek ki üçüncü öncülümüz de doğrudur. Buna göre arkadaşlar ikinci ve üçüncü öncüler doğru olduğu için cevabımız D seçeneğindedir deriz. Geçelim bir diğer sorumuza. Eşit kütlede O2 ve SO2. Bak az önce aslında buna benzer bir yorum sorusu vardı karşımızda. O eşit sayıda hidrojen atomu içeriyor diyordu. Bu defa eşit kütlede diyor. Bak bu ifadeyi gördüğümüz anda bak gerisini okumaya gerek yok. Hemen şunu yapıyoruz. O2'nin molekül kütlesi 32, öyle değil mi? 2 çarpı 16. SO2'nin molekül kütlesine gelecek olursak 32 artı 2 çarpı 16 bu da 64 olacak. Bu 32 gram bu 64 gram 1 mol alırsam o zaman ben kütlesi 64 olandan n mol alacak olursam arkadaşlar 32 olandan 2 n mol alacağım ki 2 çarpı 32'den 64 n olsun ya da n çarpı 64'ten yine 64 n olsun ve kütleleri birbirine eşit olsun. Şimdi mol sayıları arasındaki ilişkiyi buradan yakaladık. Soruyu artık okuyabiliriz. Oluşan bir gaz karışımı toplam 1,4 mol atom içermektedir. Bak hemen şuna gidiyoruz. Her bir molekülünde 2 atom var, öyle değil mi? O zaman 2 n molünde toplamda 4 n mol atom olması gerekiyor. Artı her bir molekülünde 3 atom var. Dolayısıyla n molünde 3 n mol atom olması gerekiyor. Burası bize toplam atom sayısını vermiş olacak aslında. Ve bunun 1,4'e eşit olduğunu soru bize kafadan söylemiş. Dolayısıyla n değeri buradan 0,2 geliyor arkadaşlar. O zaman demek ki benim elimde 0,4 mol O2 varmış ve 0,2 mol de SO2 varmış en başta. Şimdi geliyoruz. Karışımın toplam kütlesi 25,6 gramdır diyor. Hemen birinci öncülü bir çözecek olursak. Elimizde
Şimdi eşit kütlede dediği için hangisinden birini bulmamız yeterli olacak daha doğrusu. Diğeri de aynı kütlede olacak. Elimizde O2 vardı ve O2'nin 1 molü mesela 32 gramdı öyle değil mi? Ve bizim elimizde toplamda 0.4 mol O2 olduğuna göre bunun kütlesi kaçtır dememiz yeterli olacak. Yani 0.4 çarpı 32 yapmamız bizim için yeterli olacak. Buradan da arkadaşlar 12,8 gram olduğunu hesaplayacağız. Bak 12,8 gram olan sadece O2. Toplam kütle nedir peki? Bunun bir de iki katı olacak çünkü eşit kütlede SO2 var elimizde. 12,8 artı 12,8 25,6 yapar. Yani birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncüle gelecek olursak bize demiş ki gaz karışımı normal şartlar altında 13,44 litre hacim kaplar. Ne eşyayı gördük gaz diyor zaten. Hemen şunu yapıştırıyorduk. 1 mol gaz 22,4 litre hacim kaplar. Şimdi gelelim buradaki oran orantıda kullanacağımız diğer veriye. 0.4 mol birinden 0.2 mol de diğerinden var. Dolayısıyla elimde toplam 0.6 mol gaz var öyle değil mi? Benden bunun hacmini bulmamı istemiş zaten. 0.6 çarpı 22,4 13,44 litre yapar arkadaşlar. Yani ikinci öncülümüz de gayet doğru bir öncüldür. Şimdi geçiyoruz üçüncü öncülümüzü yorumlamaya. İçerdiği kükürt kütlesi 6.4 AKB'dir diyor arkadaşlar. Hemen gidiyoruz o zaman şu cevabı vermeye. 1 mol kükürt 32 gramdı öyle değil mi? Şu bilgi o veriyi sunuyordu bana. Benden istediği şey nedir peki? Elimdeki kükürt mol sayısını bir bulmak. Kükürt sadece burada var ve bileşik 0.2 molmuş. O zaman içerdiği kükürt de 0.2 mol olacak. Bunun kütlesi kaçtır diyeceğiz. 0,2 çarpı 32'den 6,4 ama buna dikkat arkadaşlar. Mol dediği için gramdır. Soru bizde AKB demiş. Bu yüzden bunu yanlıştır diyeceğiz. Doğru cevap 6.4 gram olmalıydı. Yani birinci ve ikinci öncüllerimiz doğru olduğu için cevabımız da C seçeneğinde yer alacak. Güzelce bütün sorularımızı tamamlamış, bütün çalışmamızı yapmış olduk arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Hepinize güzel bir yazılı dönemi geçirmenizi diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı günler.